Her bireyin keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır. Ön kabulüyle Sınav Koleji'nde sanatla yaşamı birleştirmek için gerekli tüm mekanları, araç gereçleri ve nitelikli eğitmenleri bir araya getiren kültür sanat beceri kompleksi oluşturulmuştur. İzliyoruz. Sektörün yıldızları ekibi olarak Denizli'de Sınav Koleji'ndeyiz ve yanımızda Ferhat Bey var. Merhabalar Ferhat Bey, öncelikle kurumunuzun kurulduğu günden itibaren kat etmiş olduğu yoldan bahseder misiniz? Biz şu anda yeni kurulmuş bir okuluz, yani bu dönem açıldık, Eylül'de açıldık. Hızlı bir ivme kaydettik. Bunun sebebi de zaten 2002'de Denizli'de kurulan bir dershaneydi. Denizli'nin işte ilk dershanelerinden, marka dershanelerindendi. Güçlü bir altyapı olmasından dolayı 10 yıllık, 12 yıllık da Denizli'de dershanecilik geçmişimiz olduğundan dolayı 3 aylık bir okuluz ama sanki Denizli'de 15 yıldır bu işi yapıyormuşuz gibi bir ilerleme kaydettik. Eski tecrübelerimizden dolayı hızlı bir ilerleyişimiz var. Kalite politikanızdan bahseder misiniz? Dergi dershaneciliği olarak zaten kendini kanıtlamış bir kurumdu. 200'ün üzerinde şubesi vardı. Tabii ki bu temel liseye geçiş döneminde bazı dershanelerimiz kalite standartlarına uymadığı için markaları değişikliğe uğradı ve sayımızı birazcık daha azalttık. İşlerini daha iyi yapan kurumlar halinde kaldı. 165 civarında Türkiye'de temel lisesi, 18 tane koleji olan bir kurum oldu. Burada tabii ki öğretmen seçimine dikkat ediyoruz. Tüm Türkiye'den bir yayın havuzu, soru havuzu var. Bu sorularla kaliteyi artırmak adına tüm Türkiye'deki öğretmenlerimizden sorular alıp çeşitli sorular bu havuzda birikiyor. Ve Ankara'daki genel merkezimizdeki uzman öğretmenlerimiz tarafından sorular seçilip Türkiye'ye en iyi kitaplar, en iyi dergiler şeklinde öğrencilerimize sunuluyor. Sizi tercih eden öğrencilere akademik ve sosyal alanda ne gibi hizmetler vermektesiniz? Eğitimde sadece kültürel eğitim, yani temel derslerin dışında tabii ki yetenek derslerimiz de mevcut. Bununla da ilişkili olarak halı sahalarımız, tenis kortlarımız, basket sahamız, voleybol sahamız yapıldı okulumuzda. Yani biz sadece kültürel eğitimin yanında yetenek eğitimini de ön planda tutan bir okuluz. Yaz aylarında tabii ki çocuklarımız bu testleri çok iyi kullanacaklar. Ama kış aylarında düşündüğümüzden dolayı ve günümüzün artık insanlar güzelliğe ve vücutlarına daha önem verdiklerinden dolayı çeşitli spor mağazalarından veya işte fitness salonlardan hizmet alıyorlar. Öğrencilerimiz vakit kaybına uğramasınlar diye hem okullarında farklı farkındalık olsun diye bir tane de fitness salon kurduk. Burada öğrencilerimiz haftada iki kez zorunlu olarak bu salonu kullanıyorlar. Hem zihinlerini tazeliyorlar, hem spor yapmış oluyorlar mecburi olarak, hem de obeziteye karşı okulumuz bu duruşu sergiliyor. Hedefleriniz nelerdir? Kolejimizi açmadan önce 3 tane kurumumuz vardı. Bunlardan bir tanesi işte ortaokul grubuna, bir tanesi lise grubuna, bir de ekstra öğrencilerimizin çalışması için bir binamız vardı. Burada öğrencilerimize ekstra hizmetler veriyorduk, etüt merkezi tarzında. Tabii ki dönüşümden dolayı artık bir temel lisemiz, bir tane kurs merkezimiz, bir tane de kolejimiz var Denizli'de. Üçü de aynı bünyede, aynı şirketi üzerinden ilerlemekte. Bizim bugüne kadar hiç ilkokul ve anaokul tarzında bir girişimimiz olmamıştı. Velilerimizden yoğun gelen talepten dolayı
İlerleyen günlerde bir ilkokul ve anaokul açmayı düşünüyoruz Denizli'de. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.